Havelsan, Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen törenle Havelsan İleri Teknolojiler Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Meteksan Savunma, 2020 yılı Türkiye'nin en inovatif 50 şirketi araştırmasında drone tespit radarıyla tek savunma sanayi şirketi olarak 15. sırada yer aldı. Aselsan'da Savunma Sanayi Başkanlığı arasında elektronik harp sistemi projesiyle ilgili 315 milyon TL tutarında bir sözleşme değişikliği imzalandı. Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro ve beraberindeki heyet Savunma Sanayi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve Belarus Savunma Sanayi Başkanı Dimitri Pentas'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı. Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası 17 Aralık'ta üretime başladı. TUSAŞ Milli Muharip Uçak Projesi için Türkiye'ye EM-EMC Testleri Tesisi, Yıldırım Test Tesisi, Yakın Alan Ölçüm Tesisi isimli 3 yeni test merkezini kazandıracağını duyurdu. Titra Teknoloji firması geliştirdikleri insansız helikopterin görüntüsünü yayınladı. Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracının ULAK serisinin ilk prototipi tamamlandı. Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi Hisar Ağa'nın envantere giriş öncesi son kabul testini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Türkiye yaptırımları hakkında şunları söyledi. Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için dünkünün iki kat fazlasıyla çalışacağız. Savunma Sanayi Başkanlığımızın projelerini hızlandıracağız. Savunma sanayi firmalarımıza daha çok destek olacağız.